30 Kasım 6 Aralık değerli terazi burçlarım. Hangisini terazi burçlarının haritasını hemen bir toparlayayım, çok özür dilerim. Evet, astrolojiden ne haber ya da Akkaya Official benim Instagram sayfam. Günlük yorumlarınızı günlük takip etmek istiyorsanız geçip takip edebilirsiniz isterseniz tabii ki. Özellikle terazi burçlarım, saç dökülmeniz uyarı veriyorum. Alerjik reaksiyonlar, cilt alerjileriniz ya da yediğiniz ya da deterjanınızla ilgili ya da tükettiğiniz gıda sizin noktanızda sıkıntı yapıyor. Bir cilt doktoruna gitmenizi istiyorum. Cildinizle alakalı tarhiş, kaşınma ya da böyle bir stresten kaynaklı zona gibi uyarılarınız olabilir. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Ailenizde çok uzun süredir sağlık problemi yaşayan ve tedavi gören kişi kimse, çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız ve bunun sevincini sanki hani adak adamak vardır ve muradınız hayata geçecek ve adağınızı kimi sevindirmek istiyorsanız yapın diyorum. İş konularınızla alakalı özellikle ve özellikle keyifli ve esnek, sizi çok rahat edecek bir hafta olacak. Yani sanki haftanın 2 günü işte 3 günü evde devam ettireceğiniz için bazı esnek noktalarınız var. Özellikle çok büyük firma ya da kendi işinizi ortaklı işler yapıyorsanız bunlarla ilgili yeri daraltma, küçültme planlarınız gündeme ve söz konusu olabilir. Bence sadece belli noktaları toparlamak için biraz daha vakte, biraz daha zamana ihtiyaç var. Boşu boşuna markanızı satmanızı istemiyor ya da işinizi elden çıkartmanızı istemiyorum. Buraya 2 ay daha şans verin, toparlanacak diyorum. Özellikle de hayvancılıkla uğraşan, yani hayvan besiyle uğraşan bazı terazi burçları bu sene gerçekten kısmetli ve şanslı. Özellikle bu yılda bu konunuzla ilgili, özellikle terazi burcu bu hafta bu konuda yeriniz, çiftliğiniz ya da alanınızı biraz daha genişletip bunu daha çok fazla büyütmek istiyorsunuz. Özellikle tavuk işiyle uğraşan terazi burçları varsa, organik tarık işte tarım tarık tavuk işleriyle bunları devam ettirmenizi istiyorum. Mutlaka yapın. Devlette atama bekleyen ya da devlette yerini değişmesini isteyen, atama gerçekleşecek ama yer değişimliğiniz için daha vakit var diyorum. Kıyafet sektöründe, tekstil sektöründe ya da mağazada çalışan bazı terazi burçlarında işinizle alakalı bir basamak ya da yenilenmesini istediğiniz noktalar varsa, yani bu hafta konuşulacak ama sanki Ocak ayı hak ettiğiniz noktaya alacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Mali konularınızda bu ara kendinize fazla kıyafet, kılık, kıyafet, eve bir şeyler aldığınız için paranıza bir türlü sahip çıkamıyor musunuz? Yani size paranız yetmiyor. Hak veriyorum, yani paramızın değeri yok. Çok hak veriyorum ama biraz daha hani kefen parası deriz ya, kenarda dursun. 3-5 kuruş kenara kefen parası at. Yani ileride bunlar sana lazım olacak. Özellikle de böyle ev konuları satmak değil de kardeşler arasında malların bölüşülüp artık insanlar bu ev benim, şu ev benim, aileden kalan bazı şeyleri belirlemek isteyen terazi burçları var. Evet, bunlar belirlenecek ama biraz kardeşler arasında kırgınlıklar, biraz sıkıntılar, biraz sizi yoracak olaylar olabilir. Yani evet, yani bu dünyada da mal, hani mezarımız da sonuçta bizim malımız. Yani mezar da hani mekan, o da bir mekan, ev de bir mekan. Yani kırmadan, incitmeden yapmak ben daha taraftarım. O yüzden hani incittiğiniz insanlar kendi aileniz, kendi anneniz, kendi babanız, kendi kardeşleriniz. Ama tabii ileride sorun çıkmasın, birinin gözü pek iyi değil diyorsanız bu malınızı bir an önce paylaştırın. Sağlık konularımızla alakalı özellikle şöyle söyleyeceğim. Mide, dalak ya da bağırsaklarınızla alakalı son zamanlarda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar bir gıdalarınızla alakalı kontrol etmeniz lazım. Kardeşler arasında ortaklı işler varsa bunlarla ilgili biraz daha sakin olursanız iyi süreçler elde edeceğiniz uyarısı veriyor. Çok uzun süredir de yurt dışı ile ilgili ya ne bileyim, şarkıcı mısınız? Bazı terazi, dinleyen terazi, şarkı ya da sanatla uğraşan kim varsa kendi işini yurt dışına taşımak istiyor ve bununla ilgili gerçekten başarısı, bu resim olur, Çin olur, neyse, bunlarda çok büyük bir başarı var. Yapın ve bu aydınlığa kavuşacaksınız diyorum.
Evet, yani güzel bir hafta. Değişmesini istediğiniz şeyler yavaş yavaş rayına oturacak. Belki de boşanma davası olan bazı terazi burçlarında böyle bir hüzün olabilir. Bununla ilgili hazırlıklı olun. Artık bu enerjiye girmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.